Reca Stotel, Reca Safeni yerine ele Reca CTO'su Native'ine müdahale edelim demiştik. Diffuse hasta Safeni var. Önceki görüntüleri daha iyi. Burada gördüğünüz gibi. Reca CTO'nun da hemen iyi bir konus dalı sonrası güdüğü yok. Ambiguous bir güdüğü var. Belirsiz bir güdüğü var. Biz vakaya sağ femoral ve sağ radyal 7F silindir sheet koyduk ve her iki damara da AL7F guiding kateter aldık. Öncelikli olarak ambiguous güdük olduğu için safen vene bir tel koyduk. Her an retrograda dönebiliriz. Yani anastomoz yerinden çok güzel bir bağlantısı var. Retrograd kolay olabilir diyerekten. Ama önce bir antigrad şans vermek istedik. Ambiguous güdük olduğu için de öncelikli olarak Corsair Pro XS ve Gaia Second denemek istedik. Kateterin desteği iyi değildi ve hemen konus dalı sonrası totaldi. O yüzden desteğini artırmak için de bir ankor yaptık diye devam edelim. Görüntüler burada hocam. Sonrasında biz devam ettik. Anlatalım mı yaptıklarımızı, tartışmak ister misiniz? Second'ın özelliği pre-shape biliyorsunuz. Sub intimal gittiği zaman anlıyorsunuz ve bence ambiguous güdüklerde ilk seçilmesi gereken tellerden bir tanesi pre-shape. Eğer kanalı bulursa, yani ambiguous güdüğün olduğu yerde kepi bulursa çok rahat penetre olup intralüminal ilerleyebiliyor. İlk önce bir bel yaptı. Bel yaptıktan sonra kendisi direkt lümene attı gördüğünüz gibi. Biz bunu görünce biraz ümitlendik. Devam edelim. Biraz Corsair Pro X'si üzerinden taşıdık. Burada distal çepte olduğumuzu gördük. Devam edelim. Ancak Gaia Second burada subintimal gitti. Yani o distal kepi penetre edemedi. Görüntülerde olması lazım. Evet, şu an Corsair Pro X'in taşınımı var. Orada bir açı var, bent var. Oradan biraz zor ilerledik. Clockwise, counterclockwise rotasyonlarla ilerleyebildik ancak distal kepe. Devam edelim. Evet, bu Gaia Second'ın distal kepi penetre etme çalışmaları. Bir sonrasında you will understand if I speak or you will translate. Evet, burada so the point here, is a bending. Bunun üzerine distal kep biraz daha sert geldiği için bize, because you can see it's a bending cap. Pro 9'a geçti. And it will be really difficult to enter with a wire. So here in that situation, your anti-grade wire is good. It is in the architecture of the vessel. So you need to go retro through the graft or knuckle an anti-grade wire to do some re-entry and to manage the curving part. Because with wire, you can use soft wire. Maybe the soft wire is not enough stiff to enter the true lumen. Or if you use stiff wire, you can be outside the architecture of the vessel because of this bend. So this is a critical point of the case. So I don't know with which wire is managed to go it. Hocam burada son poz devam. Hocam burada son poz devam. Evet, şimdi biz bu vakayı stentledik ancak safen graft hala çalıştığı için safen graft'ı tıkadık. Evet. Kompetisyondan dolayı akut stent trombozu olmasın diye safen graft tıkadık. Tıkarken de kendi tekniğimiz olan stent loop balon tekniğini kullandık. Yani bir stentin üzerine balonun ucundan kesip balonu stentin kılın üzerine geçirdik ve gördüğünüz bakın stent balon loop tekniği coil kadar etkili, hatta coil'den daha etkili oluyor akut dönemde, direkt akımı kesiyor. Safen graft'e tıkadık kompetisyona girmemesi ve stent trombozu olmaması için. Bu tartışılabilir bir konu ama vakanın sonucu bu şekilde. Çok teşekkür ediyoruz katılımcılara, analistlere.